Bu katılımı da yoğun katılımda bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Buradan bütün basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Aydınlığımızı aydınlatan, sesimiz olan, sorunlarımızı, mutluluklarımızı, hüzünlerimizi paylaştığımız ve kendimizi ifade edip duyurduğumuz bir alan olduğu için şahsen ben ve Ahmet Spor camiası olarak basın bizim için bir taraftar, basın bizim için bir futbolcumuz, basın bizim için bir teknik heyetimiz kadar çok çok önemlidir. Ahmet Spor'un önemini aşağı yukarı herkes biliyor. Çünkü bugün Ahmet Spor, bugün burada da bunu görebiliyoruz. Dünyada da, Türkiye'den her noktasında Ahmet Spor'un büyüklüğünü her yerde hissedebiliyoruz. Yani bugün üç büyüklerden sonra taraftar kitlesi camiası olarak gerçekten Ahmet Spor'dur. Yani bu tartışma götürmeyecek şekilde. Biz bunun yoğunluğunu Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde ve batıda, batı illerimizde bunu çok daha yoğun yaşıyoruz. Ahmet Spor bir değerdir. Ahmet Spor bir duruştur. Ahmet Spor bir yaşam biçimidir. Biz de bu çerçevede bu takımın futbol ve sportif başarısı için elimizden gelen bütün çalışmaları başlattık. İlk olarak Serdar hocamızla teknik heyet olarak anlaştık. Murat Yiğiter'le sportif direktörlük, Sezai Hoca'yla da scout ekibi olarak bir ekip kurarak biz bu işe başladık. Tabii bu kısaca süreci değerlendirmek istiyorum. Bu transfer süreci hem bu yıl ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunlardan kaynaklı hem de ekonomik sorunların sonucunun getirdiği o finansal ve ekonomik dengesizlikten dolayı bazı takımlar çok öne çıktı. Bazı takımlar takım bile kuramadı, transfer bile yapamadı. Bu liglerin ne kadar karmaşık bir lig olduğunu en başta bize habercisiydi. Biz bu süreçte manipülasyon ve spekülasyonların önüne geçmek için kurduğumuz transfer komitesiyle çok gizli bir şekilde, çok itinalı bir şekilde bir ay boyunca inanın bütün arkadaşlarımız burada zaten işimizi gücümüzü bıraktık. Çok yoğun bir çalışma çünkü çok önemli kararlar vermemiz gerekiyordu. Çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Ahmet Spor'a hem çok gelmek isteyen sporcularımız da vardı, gelmek istemeyen de vardı. Bu tercihtir tabii ki de, buna saygı duymak lazım. O elemasyonu yaptık ve bize gelip burada gerçekten bu takımın değerini, bu takımın kıymetini bilip oynayabilecek sporcu arkadaşlarımızı tercih ettik. Yoksa birçok sporcu daha vardı. Ve bu gelen bütün arkadaşlarımıza tabii ki de öncelikle kendilerini hepsini gözlerinden öpüyorum. Buraya gelip bu anlamda başkan veya Serdar hocamıza, Murat Bey'e bu anlamda bağlılıklarını dile getirdiler. Biz buraya oynamaya geliyoruz. Biz buraya gerçekten şampiyonluk yaşamaya geliyoruz. Ve bölgemizin çocuklarını topladık. Genç çocukları topladık. Ve bir ara çok güzel bir ekip kurduk. Ben yine söylüyorum. Burada öncelikle Serdar hocama, teknik heyetine ve bizim Murat, Sezai hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Serdar hocam çok uyumlu çalıştık. Çok güzel çalıştık. Verdiği enerji, Ahmet Spor'a verdiği enerji çok önemli, çok katkısı, çok katkısı şu anda bile bir aylık 45 günlük süreç içinde gözle görülür bir katkı bize sundu. Ahmet Spor'un ekonomik çıkarlarından tutun, Ahmet Spor'un değerlerinden tutun, her anlamda bize bu anlamda sahip çıktı ve yardımcı oldu.
Kendisine ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve güzel bir ekip oluşturduk. Ve bu ekip erken kurduk. 10 gün içinde takımımızı kurduk. Ve kamp sürecine başladık. Biraz hafif de tatsız geçen bir kamp süreci olmuş olabilir ama bu kamp süreci bizim biraz daha hazır olmamızı sağladı. Çünkü biz 20 tane topçu aldık. Teknik olarak Serdar Hocam biraz daha sizi aydınlatacak. Ben kısa kısa geçmek istiyorum. Ve bunların uyumu çok önemli. Ve bu çocuklarda Türkiye liglerinin, birinci liglerinin ve süper liglerinin, kendi liglerinin en iyi topçularını getirdik buraya. Çok olağanüstü bir takım, kaliteli. Bunu sahada da göreceksiniz. Karakterli bir takım yaptık. Bizim için karakter çok önemli. Yani biz iş yaşamımızda da, iş hayatımızda da karakteri çok önemli. Bağlılığa çok önem veriyoruz. Yani biz kendi şirketlerimize bile bir arkadaşımızı aldığımız zaman ilk önce onun bağlılığına bakıyoruz. Ve bağlılıkları çok önemli ve bu süreç Denizli Spor maçı ile başlıyor. İnşallah hayırlısı olur. Kısaca ben bizim yönetimden de bahsetmek istiyorum. Yönetimdeki arkadaşlar genellikle çoğunlukla %95'i iş adamı, kendi alanlarında, kendi branşlarında markalaşmış, başarı hikayeleri olan arkadaşlarımız. Ve yoksa biz bu araya gelip bu kadar ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bu kadar büyük transferler yapamazdık. Başarıyı seviyoruz. Ben başarıyı çok seviyorum. Kısacası biz buraya yaşamımızda yazdığımız bir başarı hikayesini burada taşlandırmak istiyoruz. Bu başarı hikayesini Ahmet'te de yazacağız. Sizden isteğim, basından isteğim. Lütfen biz Ahmet Spor'un geçmişte yaşadığı sorunları çok dile getirmek istemiyorum. Çünkü biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Geçmişte yapılan bazen ırkçı, bazen faşizan, bazen futbolun içinde olan, bazen bir futbol çerçevesinde olan bir takım olaylar yaşadık. Bazen hakem hataları, bazen bu hakem hataları futbolun içinde olmuştur. Bazen de kasti olmuştur. Mesela bana göre Bursa Spor maçında hakem o maçı oynatmamalıydı. Orada yaptığı kasıttır. Yani orada yaptığı kasıttır. Veya bir başka maçımızda da penaltıyı verememiştir. O futbolun içinde olan bir şeydir. Biz bunların değerlendirmesini doğru ve yaklaşımını doğru yapıyoruz. Biz kesinlikle gerginlikten, biz kesinlikle çatışmalı bir durumdan fayda çıkarılabilecek mantıkta, mantalitede bir yönetim değiliz. Biz aksine diyalogtan, biz aksine sporun o barış ve kardeşlik ruhundan yola çıkarak hareket edeceğiz. Ve bizim bu anlamda biz şu anda Türkiye'de federasyonumuz dahil sağ olsunlar. Birçok bürokrasi anlamında çok temaslarımız var. Kısacası lobi yapıyoruz. Yani şunu da gördük. Ahmet Spor'un lobisi, evet, hiç de hatırı sayılı değil. Yani çok çok önemli bir lobimiz varmış. Bunu da açığa çıkardık. Açığa da çıkaracağız. Gerçekten o lobiyi gördüğüm zaman da gururlandım. Çok güçlü bir lobimiz varmış yani. Bir süre önce bir ufak bir anekdot aktarayım. Önemli bir yetkili bir insanla görüştüğümüzde ya dedi ki işte bu sene çok güzel olmanı şöyle, biz dedik aynı şekilde bu sene sporun gerçek ruhunu, gerçek yüzünü sahalara yansıtacağız. Ama tabii dedi ki sizin de bize sahip çıkmanız lazım. Yani bizim dışarıda deplasmanlarda en başta taraftar yasağından başlayıp herhangi bir haksızlığa maruz kalmadığımız zaman zaten olay kendiliğinden çözülüyor. Birbirimizin elini güçlendirmemiz lazım. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Benim basın emekçi arkadaşlarımdan da istediğim bizi haber yapıp
bizimle ilgili haberleri, pozitif halde ve haberler, ha negatif bir durumumuz varsa onu da yazın, o sorun değil. Ama bizi gerçekten sesimiz olmanızı istiyoruz. Bizim burada bu noktada basına ihtiyacımız var. Biz de sizleri maçta, orada, burada, her yerde başımızın üzerinde taşımaya hazırız. Bu bir aylık süreyi çok yoğun bir süreydi. O yüzden belki çok sık bir temas içinde olamadık. Yani kısaca kulübün binasını komple tadilata aldık. Yatağını, yorganını, klimasını, yani kulübümüzün binasını gerçekten böyle 4 yıldızlı benim otelden daha iyi bir hale getirdik. Onu çalışmalarını yaptık. Hepimiz böyle itinalı, gerçekten gecemizi gündüzümüze katıyoruz dediğimiz olay bu. Bütün yönetici arkadaşlarım, herkes, çalışan arkadaşlarımız, hepsini çözdük. Çözüyoruz. Çalışanlarımızdan tutun, bütün sorunları çözüyoruz. Biz biraz daha olaya profesyonel ve biraz daha kurumsal yaklaşıyoruz. Nasıl şirketlerimizi yönetiyorsak o şekilde yaşatıyoruz. Yani biz şunu söylemek istiyoruz. Sizler bize sahip çıkmalısınız. Biz de çıkıp topumuzu oynayacağız. Sporumuzu yapacağız. Ve Ahmet Spor'un sesini bütün dünyaya bilinen bir sesi, bütün dünya çığlığımızı göstereceğiz. Biraz abartılı olacak belki ama dünyanın yeni Barcelona'sı geliyor. İyi bir takım kuracağız. Bütün hazırlıklarımız bize kısmet olur. Bu bir süreçtir. Biz bu bayrağı başlattık. Bu bayrağı yarın daha genç arkadaşlarımız, daha başka yönetimdeki arkadaşlarımız, ama biz bu sürecin başlama düğmesine bastık. İddialarımız çok büyük. Ama bu bize mi kısmet olur, bir arkadaşımıza mı kısmet olur bilmiyoruz, ama biz bu süreci başlattık ve başlattığımız bu sürecin de bence hiçbir güç, hiçbir kuvvet bunu durduramayacak. Ahmet Spor'un gücünü. Ama spor yapacağız. Ama gerçekten spor yapacağız. Dün Ali Türkan arkadaşımız var. Altın kemer getirmiş Diyarbakır'ımıza. Onu da kendi bünyemize kattık. Altyapıyı güçlendirdik. Daha da güçlendireceğiz. Sportif alanlarımızı gelecek yıl bu ligden bir çıktıktan sonra sportif alanlarımızı daha da genişleteceğiz. Ben şunu söylüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben sporun yani 50 yıl, 60 yıl önce biz okuduğumuz jenerasyonda kitaplarda sporun ne kadar öcü olduğunu bize anlatırlardı. Şimdi ise sporun ne kadar kutsal olduğunu artık kavruyorum. Şöyle demek istiyorum. Spora yapılan her yatırım, bir okula yapılan yatırım, bir camiye yapılan yatırım kadar değerlidir. Ben bunu iddia ediyorum. Diyarbakır'da spor yok. Yani Türkiye'de spor yok. Yani şu anda spor okulları yok, spor sahaları yok. Ve bu anlamda Avrupa'da veya diğer ileri ülkelerde her mahallede bir amatör spor kapasitesinde bir spor kompleksi var. O çocukları alıp 8-10 yaşından alıp o çocukları sporla büyütüp ve o sporla büyüttüğümüz zaman da ne olacak diyorsunuz? Yani bir kere o çocuğun uyuşturucudan en önemlisi çağımızın vebası, çağımızın kanseri uyuşturucudan uzak tutuyor. Ve o çocuğu psikolojik olarak beyninin daha sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Ve o çocuğun ruhsal durumunu dengeliyor. Ve o çocuğu sosyal yapıyor, arkadaşlık ilişkilerine sokuyor. Ben şunu söylüyorum. Lütfen çocuklarımızı spor,
sanatsal etkinliklerden, sanattan uzak tutmayalım. Yeni dünyada bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü çok dünya, çok kapitalizmin çöküşüyle beraber bu içinde yaşadığımız bu geçiş sürecinde, hep geçiş süreçleri bilirsiniz, sancılı olur. Ve bu bizim çocuklarımıza yansıyacak. Bu dünyanın geçiş süreci 50 yıl, 100 yıl alacak. Ve bu süreçte bence çocuklarımızı spora, sanata, eğitime yönlendirelim. Bizim elimizden gelen budur. Bu kadardır. Ben sizlere yine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü çok önemli parçasınız burada. Basını hiç kimse göz ardı edemez. Haberleri yapan kişidir. Bazen bizim görmediklerimizi gören kişilerdir basın. Bazen biz evet doğru söylüyorlar. Bize çok doğru gelebiliyor ama okuduğumuz zaman acaba dediğimiz ve hak verdiğimiz durumlar da oluyor. Onu da söyleyelim yani. O konuda çok değerlisiniz. Futbolcularımızın genç olanları var, tecrübeli olanları var. Bazıları çok olumsuz etkileniyor eleştirilerden. Bazıları çok daha tecrübeli olabiliyor. Bu konuda da sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yani bir olmamız gerekiyor. Hep beraber olmamız gerekiyor. Şu anda ikinci ligin en büyük camiası tartışmasız Ahmet Spor. Tartışmasız Ahmet Spor, onu söyleyelim. Yukarıya yakılması gereken en önemli camia da Ahmet Spor. Biz buraya gelirken de bunu düşünerek tercih ettik burayı. Bu yüzden geldik. Evet, çok önemli bir grupla mücadele ediyoruz. Çok önemli rakiplerimiz var, bunun farkındayız. Ama cami olarak hiçbiri bizim gibi değil. Belki bizim çok daha, yani bizim ciddi bütçemiz var ama bizim çok daha üst bütçemize sahip kulüpler var, bunu da biliyorsunuz. Ama asla bizim gibi camia değiller. Biz camia olmamızın avantajını kullanıp bu takıma üst lige taşımak istiyoruz. Tabii bu yol çok uzun bir yol. Bu yol bir haftalık, iki haftalık, beş haftalık bir yol değil. 37-38 haftalık bir yol. Lig 10. 12. haftada ancak oturuyor, ancak kendine geliyor. Takımların yeri ancak belli oluyor ki bazen bu ikinci arayı da bulabiliyor. Devre arasından sonra takımlar ataklar yapabiliyor. Şampiyon olabilmek için önce şampiyonun potasının içinde yer almak gerekiyor. Yani önce yarışın içinde yer almak, ondan sonra hamleleri yapmak gerekiyor. Biz birinci haftadan itibaren başlayarak hafta sonu evimizde bu yarışın içinde yer almak ve sezon sonunda bu ipi göğüslemek istiyoruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Başkanıma da tekrar teşekkür ediyorum yönetim kuruluna. Bize bu görevi layık gördükleri için. Sağ olun. Şimdi diskiden yaşadığımız sorunu belediye başkanı ve diski başkanıyla görüştük. Orada bir ilerleme sağladık. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta çözeceğiz. Onlar da yaptıkları diski yaptığı yanlışın farkına vardı. Yapılan bu kutsal işin suyunun kesilmeyeceğini gördü yani. Önümüzdeki süreçte çözeceğiz. Bize o sözü verdiler. Deplasman yasağına ilgili önemli bir cevap aldık. Fakat bazen bazı takımlar kendileri bunu talep ediyorlar. Yani işte atıyorum falan takım diyor ki benim işte küçük bir seyirci grubu var. Stadını açsa o stadın tamamı işte Ahmet Spor taraftarı olacağı için oradaki arkadaşlar diyor ki bazen kulübün bize çok yoğun baskısı oluyor. Yani talep ettiği zaman da kulüp onu almak, federasyon doğru kararı almak zorunda kalıyor. Şu anda da öyle bir problemle karşı karşıyayız. Yoksa biz o diğer kısmını açtık. Evet başka.